Yeniden paralel soruların nasıl çözüldüğünü hatırlamaya çalışalım. Böylece en azından teoride ne yapacağımızı bilelim. Bir kafada tabii ki yöntem var. Benim en çok tercih etmiş olduğum yöntemi söyleyeyim. Özellikle en 180 halı olmuş yani. 64 doğru tutamamış arkadaşların kullanması gereken bir yöntemdir. Metin hızla bir okunur. Okunurken bir haritalama yöntemi yapılır. Yani nerede bağlacımız var, nerede hangi karakterler var, olay hangi zamanda geçiyor gibi konulardan onların bir bilgi sahibi olmuş. Bu 1 dakika falan sürer. Sonra üzerine 2 ila 3 dakikalık bir okuma daha yapmış. İkinci okuma daha çok anlama şeklinde duruyor. %60-%70 civarında bir anlama çabası bizim için iyi bir şart. Sonra her soruda sorunun doğru cevabını gözümüze kestirmişsek hızlı bir taramayla o cevabın gerçekten metinden geçip geçmediğini metin taraması yöntemiyle bir daha değerlendiririz. Yani metin önce bir ana hatlar bağlamında okunur, bir anlamak için okunur. Sonra her seçenekle beraber teyit için arama tarama yöntemiyle bir daha okunur. Dolayısıyla yaptığımız şey aslında iki mesela üç soru için beş okuma şeklinde bir yöntemle gider. Bunların hepsi de 10 dakika içerisinde gerçekleştirilir. Pasaj ve sorularına 10 dakika verilir. Doğru cevabın ne olduğunu bulamıyorsa kesinlikle seçenekten ya da o sorudan uzaklaşılır. Soru unutulmaya çalışılır. Sonra bir daha denilir. Çünkü doğru cevap bulamama sebebi aslında bir yanlış cevabın zihnimizde cevap olarak yerleştirme çabamızdan Ya kaynaklı. ders dinliyorum. Ne var çocuğum ya? Tamam. Naylon. Arka sesleri kapatalım arkadaşlar. Şimdi seçenekleri yanlış yapan unsurları zaten hatırlıyorsunuz. ÖSYM'nin nereden soru sorduğunu hatırlıyorsunuz. ÖSYM en çok sayı sonuç ilişkisinden, karşılaştırmalardan, değişimlerden. Eğer 2 tane karakter varsa 2 karakteri doğru anlayıp anlamadığımızdan sorular sormayı tercih ediyordu. Çeşitli bağlaç gruplarda bizim sorularımıza muhatap ediyor. İptal herhangi bir yer zaten bizim için de oradan soru demek. Bunları hatırlıyorsunuz. Yani mutlaka nereden ÖSYM soru sorma eğilimleri nedir? Onunla ilgili dosyayı okuyun lütfen. Bir anlayalım. Yine hangi seçenekler neye dikkat edilmesi için yanlış oluyor? Bu konuda da bilgi sahibi olmamız lazım. Bir seçenekte geçen herhangi bir sıfatı, herhangi bir zarfı ciddiye almama şansı yok. Aslında şöyle söyleyeyim. Metni biz 170 anlasak da bütün sorular doğru cevaplarının imkanına sahibiz. Ama seçeneği bazen %95 anlarsak bile muhtemelen yanlış yapacağız. Yani o yüzden lütfen daha çok emek vermeniz gereken kısmı seçenek olduğunu, paraf olmadığını bir bilin. Şimdi gelin. Ne yapıyoruz? We already know that. Hepimiz biliyoruz ki repeated knocks to the head. Like those sustained in boxing and American football. Buradaki hepimiz biliyor kısmına dikkat edelim. Çünkü bizim ana konumuz bu olmayacak. Yeni bir araştırma takımı bir şey inceleyecek. Şu bildiğimiz yeri incelemeyecek. O yüzden pek çoğumuzun düştüğü hata bu. Çok orada yani bunu düşüyoruz. Eskiden bilinen bir olayla yeni olay arasında bir fark var. Eski ile yeni ayırabildik mi? Bunu illa ki ÖSYM ölçecektir. O yüzden seçtiğimiz seçeneklerin yeni merkezdeydi. Eğer onu soruyorsa o merkezde olup olmadığını teyit edin. Eskiden bildiğimiz şey neymiş? Kafaya tekrar tekrar gerçekleşen darbeler. Mesela işte boksta olan ya da Amerika futbolunda olan darbeler can cause cognitive decline years later. Yıllar sonra bilgisayar bir azalmaya yol açabilir. Bunu biliyormuşuz. Herkes biliyormuş. Bu durum ki kronik travmatik ensefalopati olarak bilinir. Bunlar da CT diye kısaltmış. Is associated with gradual build-up of a protein called tau in the brain. Bu beyinde tau diye bilinen bir proteinin yavaş yavaş gradual yığılması birikmesiyle alakalıdır dedik. Tamam. Bu bildiğimiz durum. Yeni duruma geçiyoruz. Metin burada kırılacak. A research team wondered. Bir araştırma takımı merak etti. If, burada if, whether anlamında if, dikkat, type olan if değil. If ya da whether similar changes can occur after just one severe head injury and lead to progressive brain deterioration. Acaba şöyle merak etmiş. Benzer bir durum. Yani bu zaten boksörlerde, Amerika futbolcularında gördüğümüz o yavaş yavaş beyindeki bilgisayar beceriyi azaltan tau birikmesi durumu. Sadece tek bir darbe, kafa darbesinde oluşabiliyor mu? Bu da progressive yani gradual yavaş yavaş beyin bozulmasına yol açıyor mu? Merak edilen durum bu. 21 hastayı beynini taradılar. Bunlar içerisinde kadın ve erkek var. Ve 18 ile 51 yıl evvel bir kafa darbesi almışlar ama tek darbe. Çoğunlukla da bir kaza sonucu bu darbe olmuş. They all experienced severe initial symptoms like loss of consciousness for more than 30 minutes. Bu da tamamı da 30 dakikadan daha uzun müddet baygın kalmış. Böyle semptomlar göstermiş. Many, bunlar pek çoğu, later experienced progressive brain deteriorations. Yıllar sonra beyinlerinde bozulmalar yaşamışlar yavaş yavaş.
and develop problems with thinking, memory and motivation ve düşünme bağlamında, hafıza bağlamında ve motivasyon bağlamında sıkıntılar yaşamışlar. These scans showed that bu taramalar göstermiş ki 15 of them have unusual high levels of tau in their brains. Onların 15 tane beyinlerde alışılmadık derecede tau'ya sahip. Particularly in the outer layers. Özellikle dışta bakalım. Buraya kadar ne yaptık? Şu kısımda biz ki bütün sorular neredeyse buradan gelmiş fark ettiyseniz. Araştırmanın neyi incelediğini, kim üzerine çalıştığını ve neyi bulduğunu öğrendik. Bakıyoruz. That may be because outer layers are more vulnerable to external impacts than inner layers. Bunun sebebi dış tabakaların, dış katmanların iç katmanlara kıyasla harici darbelere karşı daha savunmasız, daha açık olmasından olabilir. Neydi bir cümle? Doğru geldi. Dikkat, impact'in etki dışında darbe anlamını lütfen unutmayın. Çok unutuyorsunuz. High levels of tau have also been found. Sesi çalışmadınız. Tamam. Lütfen sesi kısın arkadaşlar. Yeniden arkadaşlar. Yüksek seviyede tau eski atlet, atlet dediğimiz İngilizce'de sporcu anlamında tabii ki. Eski bu CTC olan yani şu kronik travmatik ensefalopatisi olan eski atletlerin de dış tabakalarında zaten bulunmuştu. Yani bu yine bildiğimiz bir olay. Eski olay yeniden döndü. Particularly in those who had the most head blows ki en çok kafasına darbe alanlarda daha çok görülmüştü. Bu head blows dedikleri blow yani yumruk darbe anlamlarını hatırlayın. Kafasına darbe alan arkadaşları zaten bilmiyordu. Yine şu bildiğimiz duruma döndü. The team reports that yine takım bir şeyin sonucuna geleceğiz araştırmanın. Takım şu raporu diyor ki this is consistent with the idea that bu bulgular şunlar tutarlı doğru. Long term cognitive decline uzun vadeli bir bilişsel azalma can result from either several relatively minor brain injuries bu ya nispeten küçük ama birkaç tane beyin yaralanmasından kaynaklanabilir or from a single severe one veya tek bir tane ciddi darbeden, yaralamadan da kaynaklanabilir. Net anladığımızı varsayıyorum. 1.72. Araştırma takımının yapmış olduğu çalışmanın amacı. Amaç neydi arkadaşlar? Girelim. Takım merak etti. Neyi merak etti? Amacı demek ki o. Acaba benzer bir değişim yani benzer bir beyin bozulması sadece tek bir darbe almış insanlarda da oluyor mu olmuyor mu? To find out bulmaya çalıştı. A single severe head injury, tek bir ciddi kafa yaralanması can trigger long term cognitive decline. Acaba uzun vadeli bilişsel azalışı, zayıflamayı tetikliyor olabilir mi? Trigger doğru cevap bulmuş her kelimenin illaki ÖSYM tarafından orada burada karşımıza getirecek olduğu gerçeğini unutmayın. Fındık yapmak değil amaç. Trigger tetiklemek, find out, bulmak. Bunlar illa başka bir yerde decline azalma. İlla başka bir yerde soracaktır. Soracağımız buydu. Diğer seçeneklerinize bakayım ben. Şunu temin etmeye çalıştı. Yani garanti etmeye çalıştı. Teyit etmeye çalıştı belki. Acaba repeated brain injury'ler yani tekrar tekrar ortaya çıkan beyin yaralanmaları yavaş yavaş beyin bozulması yol açıyor mu? Hayır bunu teyit etmeye çalışmadı. Bu zaten bilinen bir durum. Başka bir şey getirdi. Bilinen durumla alakalı yeni bir çalışma yapılmadı. Bursa erkek ve kadın arasındaki fark böyle bir erkek kadın ayrımı yapmadı. Erkekler de kadınlara dahil 20 kişi incelendi ama cinsiyet farkıyla alakalı bize bir bulgu verilmedi. Zaten böyle amaç yok. Beyin tabakalarını saptama. Protein tau özellikle bulunmuş oldu. Yani beyin tabakalarını saptamakla alakalı bir çabamız yok. En azından çabamız o değildir. Tabii ki tau'nun kendisini bulmuşlar. Tau'nun nerede olduğunu bize söyledi. Yoksa nerelere tau var diye bir arama içerisinde girdikleri metinde yok. Edirne açık bir şekilde inişinde kronik CT semptomlarını anlatıyor. Yani CT dediğimiz durumun zaten kendisinden bahsetmiyoruz biliyorsunuz. Biz CT'ye bakarak başka bir durum var mı diye bunu anlamaya çalışıyoruz. CT'nin kendi safhalarını başlangıcında kronik semptomlarından ne olduğunu bilmiyoruz. Bu kadar. Zaten yok. Metin zaten bununla alakalı ilgilenmemiş bile. 73. Pasajı bahseden çalışmada kişiler kimlerdi sorusu. Kimler bak. Hani 20 kişi incelemişlerdi. Şimdi bu 20 kişi kadın erkek karışık. Daha önce özellikle kazalardan kaynaklı 18 ile 51 yıl önce kafalarına büyük bir darbe almış kişilerdi. Hatırladık mı? İşte Edirne. Those who suffered a single severe head injury in the past. Geçmişte ciddi bir kafa yaralanmasından mağdur olanlar. Olacağımız bu. İncelenen kişiler bunlar. Adana bakalım. Kafası tek bir darbe olan eski sporcular. Eski sporcular incelenmiyor zaten. Ya da bu incelenenler içerisinde en azından sporcu olmakla alakalı bir özellik yok. Bu sporcular bizim eski durumu. Zaten bildiğimiz bir durum. Bursa
birkaç yıl içerisinde kafasına tekrar tekrar darbe alanlar, hayır tek darbe alanlar izledik, tekrar tekrar darbe alanlar incelemedik. Ceyhan kendisinde yıllar önce CT tanısı konmuş olanlar, hayır yine CT konularla da ilgilenmiyoruz. Tekrar diyorum, onlara bakarak tek darbe alanlar da benzer bir durum gösteriyor mu diye anlamaya çalışıyoruz. Yine eski atletler demiş, eski atletlere ilgilenmiyoruz demiş. Tamam. 74 işte çalışmada conclusion olunan sonuca geldiğimiz yer ne? Ne çıkartıldı conclusion? Sorusunu anlamaya çalışacağız. Neydi? Sorucunu zaten şuradan da çıkartabilirdik. Biliyorsunuz. Ama zaten başka da söyledik. Ne demişiz? Doğru cevabımız. Tek bir beyin yaralanması yaşamış olan insanlar yıllarca önce, işte 18 ila 51 yıl evvel, ney moduyla daha sonra anormal miktarda çok tau proteini gösterebilir. High levels of tau. Bu da aslında beyin bozulmasının sorumlusu olabilir. Olay bu aslında. Zaten bildiğiniz bir durumu, şu CT'de gözlemlediğimiz durumu tekrar da gözlemleyebilir miyiz diye düşünmüştük. Oradaki CT'deki metreyle de tau proteinin varlığının işte önemli olduğunu söylemiştik zaten. Diğer seçeneklere bakalım. Beynin dış tabakaları ciddi bir şekilde etkileniyor kafa yaralamalarından ve bu iç içinde geçerli. Hayır, için etkilenmediğini ya da en azından dışın etkilendiğini biliyoruz. Etkilendiğine dair bize veriyor. Bursa yüksek seviyede tau proteini defalarca ortaya çıkan kafa darbeleri ya da kafa yaralamalarından sonucudur. Yoksa tek bir yaralama sonucu değildir. Hayır, Metin bunun zaten tersini inceledi. Yani tek bir darbede oluştuğunu fark ettim. Diyarbakır eski atletler, defalarca kafa yaralamaları yaşamış olan eski atletler bilişsel koronaryo yaşaması ihtimali tek bir, onlarca yıllarda tek bir darbe almışlardan daha çoktur. Bunu da incelemedi. İkisini karşılaştırmadı zaten. Ama Edre nihayet tau proteini seviyesi ve onun beyinde birikme yeri hasta hasta değişiyor. Hayır, hepsinde dış tabakalarda gerçekleşmişti. Bir değişiklik. Bu idi. Fark ettiyseniz bu. Tamam. Lütfen şunu da ihmal etmeyin. Bir pasaj çalıştıysanız. Pasajın bilmediğiniz kelimelerin özellikle yüklemse, sıfatsa, zarfsa mutlaka öğrenmeye çalışın. Bir öğrenebilirsiniz, öğreniyoruz. Ama doğru cevap olmuş olan seçeneklerde bilmediğiniz kelime kalmışsa eğer ayıptır. Kanka bu. Yarın doğru cevap olacak. Değil mi? Yarın bir de doğru cevap olacak. Anlatabiliyor muyum? Safa from something. Yarın bir de doğru cevap olacak. Bunu ihmal etmeyin. Doğru seçenekte bilinmedik kelime kalırsa ayıp olmuş olur efendim.